Erol Bey, siz mi sepetlediniz Sermet Bey? Sizin nasıl haberiniz oldu? Bugün Durat Hukuk Bürosu'nun oradan geçiyordum. Satılık ilanını gördüm. Tahmin ettim. Evet. Amerika'ya yerleşmeye karar verdi. Mesleğin orada devam edecekmiş bundan sonra. Sevindim. Şimdi ben orayı almayı düşünüyorum. Yani ileride altından bir pislik çıkmasın diye onu sormaya geldim ben. Hayrını görün, tepe tepe kullanın. Ben bu önümüzdeki hafta pazartesi günü evleniyorum. Nikah var ya, şey işte, balayından önce onu halledeyim istedim. Beni nikah mı çağırıyorsunuz? Tabii yani. Nasıl arzu ederseniz. Yok, ben gelip de damadı kasmayayım. Nasıl arkadaşın işleri, değil mi? Evi geçindirebilecek mi? Tabii. Tabii ki. Gayet iyi. Son sergi full sattı. Şimdi yenisini hazırlıyor. Size canı gönülden mutluluklar diliyorum Deniz Hanım. Allah huzurunuzu bozmasın. Hediyenizi en kısa zamanda gönderir. Hanımdan kaporayı aldım. İlanı da indirttirdim. Ayrıca bir de size satamam orasını. Bak kardeşim, şimdi ben o mülkü istiyor muyum, istemiyor muyum? Bütün mesele bu. Kapora mı aldın? Geri iade edersin, dert değil. Olur mu hiç öyle şey? Mevzu tamamsa hadi gidelim tapuyu halledelim şu işi. Pekala. Bari hanımefendiye bir haber vereyim. Zahmet olacak. Deniz Hanım, ben Arif, emlakçı Arif. Ha, merhaba, buyurun. Mal sahibi benden habersiz binayı elden çıkarmış. Benim de şimdi haberim oldu. Nasıl yani? Bir hesap numarası verirseniz kaporanızı iade etmek istiyorum. Aa, olur mu canım? Rezalet. Maalesef bazen böyle aksilikler olabiliyor. Buyurun, yazıyorum. Evet. Tamam, iyi günler efendim. Hayırlı olsun. Hadi tapuya gidelim, halledelim şu işi. Adam Amerikalardan yememiş, içmemiş binayı satmış. Cık, ben şansıma tüküreyim. Cık, cık, cık. Resim çalışmaların nasıl gidiyor hayatım? İyi, yeni bir seriye başladım galeri için. Vallahi iyi gidiyor. Yani ne zamandır çalışırken görmüyorum seni de. Hep buralardasın ya, sermedin değil mi işleri? Yine kendine uygun koca modeli yaratmaya başladın da. Ay, ne alakası var canım? Ben sanatın körelmesin diye söylüyorum. Tabii canım. Deniz Hanım, iyi akşamlar. Bunları abim gönderdi. Hayırlı olsun dedi ikinize de. Allah bir yastıkta kocatsın dedi. Bu da düğün hediyesi. Ne? Ne? Bizim büroyu mu almış sana düğün hediyesi olarak? Ya işte öyle.
Demek ki benim burayı almak istediğimi öğrenince gitti bu emlakçıyı tehdit etti. Adam beni aradı, kaporayı falan hemen iade etti. Alayım şunu. Öyle ya da böyle büro bizim yani. Yapacak bir şey yok. Sen benim iş teklifime ne diyorsun onu söyle. Vallahi adı Narin Hukuk Bürosu olursa olabilir tabii. Oldu canım, başka? Ne? Kızım sen çömezsin. Ben 1000 yıllık avukatım. Hey! İstersen adını Çıt Kırıldım Hukuk Bürosu koyalım. Ya da Nazlı. Hı. Narin'den iyidir. Ama işte öyle bir şey yaptığımız düşünsene. Davadan başımız kaldırmaz. Böyle semil gibi dava yağar kapımızdan aşağı. Yağar vallahi. Doğru. YT. Yılmaz Tunalı. YT Hukuk. Nasıl ama? Güzel. Yani diğerlerinden daha iyi tabii. Can ne diyor bu milyonluk hediyeye? Yani çok iyi karşılamadı tabii. Oğlum adam kalkmış koca mülk almış lan Deniz'e. Neymiş? Düğün hediyesi. Yok artık ya. Deniz ne diyor? Çeyrek altın takacak değil ya diyor. O da iyiymiş. Oğlum bak, o kız o hediyeyi kabul etsin. Bu sefer kesinlikle biter. Ama ben ona diyeceğim ki reddettim. Ama tabii ki reddetmeyeceğim. Adam çok kırılır. Ben aldım diyeceğim. Sen de beni bozmayacaksın. Nasıl yani? Kabul ediyorsun yani şimdi 3 milyonluk binayı düğün hediyesi olarak. Ediyorum tabii. Ay adam çok kırılır ya. Çok kırılır. Gel. Deniz, sen bana baksana. Kendinde misin sen? Ne oluyor? Ha? Sen ne zamandan beri bu kadar körsün kalbine, duygularına ya? Şu haline bak, ölüyorsun Sermet diye. Ağzın kulaklarında ergen kız olsa daha kolay saklar duygularını. Ne oluyor ya? Bu halde ne nikah? Niye gidip evleniyorsun? Niye kıyıyorsun? Yolun başındayken iptal et şunu. Ay, abartıyorsun be. Yok, adamın bu jestleri hoşuma gidiyor. Gülüyorum, eğleniyorum. Böyle filmin içindeymişiz gibi. Bu saf, temiz şeylerine hoşuma gidiyor be. Büyütme sen de, yok öyle bir şey. Sonuçta o şekilde, bu şekilde olay bizim yani işte. Bizde. Hem sen söylemedin mi? Nikah memuru o soruyu sorana kadar vaktim var diye. Hı? Arkadaşlık görevimi son kez yerine getirdim ona göre. Bir daha tek kelime etmem. Çekil, yalama beni be. Beni yalayarak öyle affettiremezsin kendini. Dur. Geri vereceksin yani, ona. Deniz dur, bırak. Vermeyeceğim tabii ki. O bizim büromuz olacak. Tamam o zaman sat yarısını. Hukuk büromuz olacak. Deniz yenge, kusura bakma rahatsız ediyorum ama ya sen bizim buraya bir gelsen. Hani abim tanınmaz halde aralıksız türkü söylüyor, böyle sofralar kurulup kurulup tekrar yeniden kuruluyor ya. Adam mecnun oldu, gözünü seveyim gel buraya yani. Hani bunun sebebi sensin yenge. Tamam, hemen geliyorum. Hayır, 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 hayır Deniz bunu yapmayacaksın, hayır. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.